e, fiillere de e, inşallah yani e, sadece tabi bir çeşidine dikkat çekmeye çalışacağız. Evet. E, ente müderrisun Ente müderrisun ne demekti? Sen öğretmensin. Sen öğretmensin. Bunu başka nasıl ifade edebiliriz? Ente muallimun diyebilirdik. Başka? Ente üstadun değil mi? Üstadsın diyebilirdik. Yine Ente fil fasli sen sınıftasın diyebiliriz. E, ente müderrisu dersi sen dersin öğretmenisin diyebiliriz. Bu şekilde hitap ediyordu karşıdaki kişiye. Peki, e, karşıdaki kişiye e, muhatap olan erkeğe veya müzekkere sen ne yaptın diye soralım. Maza nedir? Değil mi? Maza nedir? Faalte. Yaptın. Faale ne demek? Yapmak demek. Fiil işledin yani. Maza faalte sen ne yaptın? Burada müzekker ve muhatap olduğunu yani sen olduğunu nereden anlıyorum? T'den. Anlıyorum Fiile böyle fethalı yani üstünlü bir te bitişirse bunun muhataba hitap edildiğini ve e, yine bundan işte müzekker olduğunu anlıyorum. Ne yaptın sen? Cevap olarak ne diyebiliriz? E, Tabi o konuşuyor, o konuşuyor. Zeker zikrettim, zikrettim. Burada yeni bir yeni bir fiil ile karşı karşıyayız. Daha doğrusu yeni bir şahısla. Ben fiillere fiillere ben yaptım diye ek getirirken yani benim yaptığımı ifade ederken ne getiriyorum? Tü. Tü. Yani zammeli, zammeli veya ötreli bir t getiriyorum. Zekar ne demek? Ben zikrettim. Zekar tu ben zikrettim. Yine ma da faalte sorusuna başka bir cevap verirsek keteb Yazdım. Evet kim yazdı? Ben yazdım. Burada bayan erkek fark etmiyor. Peki nereden anlıyorum benim yaptığımı bu işin? Sonundaki tü'den Anlıyorum. Yine başka bir fiil. Celestu. Oturdum. Evet. Değil mi? Artık orada beni söylemesem de zaten o sondaki e, harften anlıyorum. Celestu. Oturdum. Başka? Şeker tu. Şükrettim. Diyebilirim. Ne, ne yaptın? Sorusuna cevap olarak. Yine Kara tu. Okudum. Okudum. tu girdim. girdim. Değil mi? tu Dahil oldum yani. E, Amil tu. Amel ettim. amel ettim yani çalıştım eee amel işledim ameltu e, tu sual Dağı ettim, ettim su so evet sordum sual ettim e, yine eee davet Dağı. ettim veya dua ettim e, değil mi davutu eee fetehtu fetih ettim fethetmek ne demekti almak. açmak almak. evet almak da diyebilirsiniz ama şehri almak açmak fetehtu açtım değil mi açtım veya Semi'tu, i̇şittim. işittim, işittim diyebiliriz. Demek ki sondaki tü bize bunu benim yaptığımızı söylüyor. Evet, ben yaptım. E, peki e, başka örneklerle, ente celeste sen, sen oturdun. oturdun mu? E, ente celeste sen oturdun evet. mu? E, nereden anladım da soruyu? Baştaki hemzeden evet. anladım. Sen oturdun mu? Neam Evet. Ene celestu. Ana ben oturdum. Evet. Naam. Evet. Ene ben celestu. Oturdum diyebiliriz. ente ketebte. Sen, sen yazdın, yazdın mı? Yazdın mı? Burada sen yazdın ifadesini T'den anlıyorum. Değil mi? Sen yaptın bu işi. Baştaki hemze de bize soru manası veriyor. Sen yazdın mı? Naam. Ana. Evet. Ene ben ketebtu. Evet ben yazdım. Nereden anlıyorum şu ene olmasa bile? Ene olmasa bile bu işi benim yaptığımı sondaki tüden anlıyorum. Fiillerin sonuna tüy bir dişince benim yaptığımı ifade ediyor. Tabi başka fiillerde inşallah göreceğiz. Yine devam edelim. E <laughs> ente sen, 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 sen secde ettin mi? naam, Evet, ene seccettü. Evet, sen mi secde ettin? Veya evet, ben secde ettim diyoruz. Secdettü ne demek? Ben secde, ben secde ettim. ettim. Peki, e ente abette, sen ibadet ettin mi? <laughs> abette ne demek? Kulluk ettin mi? İbadet ettin mi? <laughs> Naam, evet, ene ben abettü, ben kulluk ettim diyoruz. Benim yaptığımını yine sor? nereden anlıyorum fiillerde? <laughs> e e e mazi fiillerde, yani geçmişi anlatan fiillerde eee tüden anlıyorum. Tabi fiillerin çeşitlerini inşallah ileride göreceğiz e, diyoruz. Peki, <laughs> e, ente nesite sen mi unuttun? Değil mi? Sen unuttun mu veya ente nesite nesite unutmak demek. E, sen unuttun. Naam ana nesitu. Evet. evet ben nesitu unuttum diyoruz. E, ente hafizte sen hıfzettin mi? Yani ezberledin mi? Değil mi? Hafız oldun mu? veya e ente hafizte sen hıfzettin ettin mi? Ezberledin mi? Naam. Evet. Ene hafiztu. Ben hıfzettim. Yani ezberledim diyebiliriz. E ente sen zehebte. Gittin sen mi? Zehebe ne demek? Gitmek demek. Sonra te bitişince sen yapmış oluyorsun. Zehebte sen gittin mi? La. Hayır. Ene vakaftu. Ben bekledim. Vakafe ne demek? Beklemek demek. Ene ben Vakaftı bekledim, durdum diyebiliriz. Peki başka bir örnek. E ente sen <laughs> tabahte... Tabaka pişirmek. Pişirdim. Evet. Sen pişirdin mi? Veya sen mi pişirdin? La. Hayır. Ene ekeltü. Ben yedim. Evet ben pişirmedim. Yedim. yedim değil mi? Peki ekeltü ben yedim manasında. Sondaki tüden benim yaptığımı anlıyorum. Yine soralım. Lima <laughs> ve niçin ne için ketepte yazdın niçin yazdın limada ketepte niçin yazdın sorusuna e, nasıl bir cevap verebiliriz mesela keteptu yazdım li dersi ders. Ders, için. ders için Buradaki li li harfi cerdir aitlik anlatıyor veya sebeplik sebeplik manası katıyor keteptu yazdım li dersi ders için. ders için yine soralım limada Sence. Niçin secette? Secde ettin. Evet secd neydi? Secde ettin. Limazan için. Cevap olarak ne diyebiliriz? Secettu tu secde ettim lil ibadeti ibadet için. Yani kulluk için secde ettim. E, tu burada e, ben yaptım derken getirilen e, ektir değil mi? Secettu tu ben secde ettim lil ibadeti ibadet için kulluk için diyebiliriz. Limaza niçin qara'te okudun. Bunu limazayı lime diye de kısaca söyleyebiliriz. Lime. Limaza niçin qara'te okudun. Cevap olarak ne diyebiliriz? Qara'tu okudum lil ilmi ilim için. Bilgi, için. Bilgi için veya ilim için okudum diyebiliriz. Peki yine limaza kharajte çıktı? niçin çıktın? Burada senin yaptığını nereden anlıyorum bu işi Aynen. sondaki nasıl T'den ama Üstün. evet o harekeler çok önemli. te sen çıktın. Niçin çıktın? Cevap olarak ne diyebiliriz? Harçtu çıktım. Li ticareti, ticaret için çıktım diyebiliriz. Limanda niçin dahikte güldün? Güldüm. Evet. Niçin güldün? Veya niye güldün? Limanda dahikte. Niçin güldün? ne diyebiliriz? Dahiktu güldüm lil veledi. Çocuk için güldüm veya çocuğa güldüm. Dahiktu güldüm lil veledi. Çocuk için güldüm. Limaza niçin fetahte açtın değil mi? Niçin fetahte açtın? peki cevap olarak ne diyeceğiz? Fetahtu açtım. kitabı mesela. Niçin? Lil kıraati. Okumak için. Kıraat dedi mi? Kıraat. Okumak. Evet. E, kitabı açtım. Fetahtu açtım. Nil kıraati. Okumak için. Peki e, devam edelim. E, başka soru soralım. Eyne ketebte Nerede yazdın? Nerede yazdın veya nereye yazdın? Eyne ketepte? Keteptu yazdım. Fil medreseti? Okulda. Evet okulda yazdım. Nerede yazdın soruyor? Okulda yazdım. Diyebiliriz. Başka. E, eyne Kara Nerede? Okudun. okudun. E, nerede okudun? Kara ötü. E, okudum. Ben okudum. Nereden anlıyorum benim okuduğumu? Tü'den ben anlıyorum. E, fil faslı. Sınıfta. Sınıfta okudum. Eyne celeste. Nerede, oturdu? nerede? oturdun? Nerede Celese, celse, meclis bunlar hepsi aynı kökten. Nerede oturdun? Ne diyebiliriz? Celestü. Oturdum. Fil beyti. Evde. evde oturdum diyebiliriz. Celestü demek demek? Oturdum. oturdum. Haraç tüneydi. Çıktım. Çıktanım. Demek ki fiillerin manası önemli değil. Yani önemli ama unutabiliriz. Fakat unutmamamız gereken nedir? Sonunda. Sonundaki ekler önemli. Bunlara inşallah tekrar değineceğiz. Evet başka soru soralım. Min eyne ketebte Min eyne ketabete nereden yazdın? Nereden yazdın? Yani nereden alarak bakarak yazdın? Ee, ne diyebiliriz? Keteptu minel kitabi kitaptan. kitaptan yazdım. Evet kitaptan e, yazdım e, diyebiliriz. Keteptu yazdım demekti. Peki mineyne karate Nerede? nereden okudun? Mineyne ne demek? Mine? Nereden? nereden? Nerede? Karate o. sen evet. okudun. Cevap olarak ne diyebiliriz? Karate okudum minel kitabi. Kitaptan. Evet, kitaptan okudum diyebiliriz. Mineyne haracte. Nerede? Hmm. Nereden hmm. E, çıktın, hariç oldun, değil mi? Huruc ettin veya çıktın. Cevap olarak ne diyebiliriz? Haracte hmm. çıktım hmm. minel beyti. Evden. evden hariç oldum, evden çıktım e, diyebiliriz. Peki, e, soralım yine. Keyfe ketebte. Keyfe nasıl? ne demekti? Nasıl? nasıl? Ee, ketepte yazdım. yazdın. Keyfe ketepte nasıl yazdın? Cevap olarak keteptu yazdım bil kalemi. Kalemle. Evet kalemle yazdım. Kalemle yazdım, evet. kalemle yazdım diyebiliriz. Keyfe zekerte nasıl zikrettin? Nasıl zikrettin? Ee, nasıl zikrettin? Cevap olarak zekartu cehren. Cehren ne demek? Cehren açık, sesli yani. Sesli bir şekilde, cehren açık bir şekilde, sesli bir şekilde zikrettim e, diyebiliriz. Keyfe, e, haraçta yine nasıl çıktın? Nasıl çıktın? E, haraçtu, çıktım an hızlı. hızlı bir şekilde, seri bir şekilde çıktım e, diyebiliriz. Peki, başka bir soru soralım. Ala eyyi şeyin ketepte? Ala eyyi şeyin ketepte? Ey ne demekti ey Hangi şey? Hangi değil mi? Ala eyyi neden eyyi dedik eyyu değil de eyyi ala geldiği için Aha, yazıyor, eyyi diyoruz. Ala eyyi şeyin ala şeyin ne manas katıyor? Üzerinde. Eyyi şey hangi şey? Hangi, şey? hangi şeyin hangi üzerinde ketepte? Yazdın. Evet. Hangi şeyin üzerinde yazdın? Sen yazdın neden anlıyorum? Senin yazdığını T'den. T'den anlıyorum. Hangi şeyin üzerinde yazdın? Ne cevap verebiliriz? E, ...ketebtü yazdım. yazdım, ben yazdım. Nereden anlıyorum benim yazdığımı? <laughs> Sondaki e, tü'den anlıyorum benim yaptığımı. Ketebtü yazdım, alel mektebi masanın, masanın üzerinde yazdım diyebiliriz. E, yine mesela e, kitabın üzerinde yazdım deseydim. Ketebtü alel kitabi değil mi? E, kitabın üzerinde yazdım diyebilirim. Peki yine e, soralım... ''İla enyi mekanin hangi mekana doğru'' Mekan ne demek? Gittim. Mekan Türkçe'de evet. kullanıyoruz değil mi? Zaten daha önce de söylediğimiz gibi bizim aslında çok avantajımız var Arapça konusunda. Çünkü dilimizde birçok Arapça kelimeyi zaten kullanıyoruz. Bu bir. ikincisi de Kur'an-ı Kerim Arapça ki sürekli okuyoruz, ezberliyoruz. Bir de ibadet dili değil mi Arapça? O yüzden böyle avantajlarımız var. İla eyi mekanin hangi, hangi mekana, doğru. hangi yere doğru zehbte gittin. gittin? cevap verelim. Zehbtu gittim, gittim. İla el mescidi camiye doğru, mescide doğru gittim diyebiliriz. Peki e, bu de bu kadar diyelim. Değerli izleyiciler e, bu bölümde dediğimiz gibi e, muhataba yani sana hitap ederken Hangi fiillerle hitap ediyoruz? Bir de cevap verirken veya mütekellim olarak yani konuşan kişi olarak nasıl söylüyoruz fiilleri buna değinmeye çalıştık. Gelecek bölümde inşallah farklı bir konuyla, farklı örneklerle buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.